Merhabalar Elişatölyem kanalına hoş geldiniz, ben Elif. Bu hafta kare motiften hızlıca yapabileceğiniz çok kolay parmaksız eldiven tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu motifin yapılışını geçen hafta paylaşmıştım. Çok güzel bir kare motifi. Ekran sağ üst köşesine veya alt videonun yazılı açıklamasına bunun linkini ekleyeceğim. İsterseniz direkt olarak logonun üzerine tıklayarak, Elişatölyem yazısına tıklayarak tarifine ulaşabilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler, tek renk kullanacağım sadece etrafını yapacağım için, ama motiflerinde motiflere uyumlu olan renkleri kullanacağım. Şöyle göstereyim. Ben bu motifleri kullandım ama siz tabii ki bu eldivenleri istediğiniz farklı modelle, farklı bir kare motifle de yapabilirsiniz. Ben size kullandığım motifin ölçülerini vermeye çalışacağım şimdi. Bu şekilde 9 santimetre yükseklikte aynı, yani her kenarı 9 santimetre olacak şekilde benim motiflerim. Siz de bu ölçülere binaen uyarak motiflerinizi örüp bu şekilde düz tarafları dışa bakacak şekilde örebilirsiniz. Bu sağ el, diğerini şimdi biz sol elle öreceğiz hep birlikte. Burada dikkat etmemiz gereken tek husus şudur. Bakın, elimi bu şekilde içerisinden geçirince burası düz tarafı oluyor. Şu kenar kısımlarının eklenişi, bu ilmek kaydırmalar ön tarafa bakacak. Sol el için ise aynı şekilde bu sol kenarı komple baştan aşağı öreceğiz. Sağ kenarınsa yarısına kadar, şuraya kadar. Buraya dikkat edeceğiz. Bu husus önemli. Dediğim gibi 2 mm tığ kullanacağım. İpimin kalınlığına göre uygun olan bir tığ modeli. Tüm renklerinizi aynı model, aynı kalınlıkta, hatta mümkünse aynı marka kullanmanızı tavsiye ederim, kalınlık farkı oluşmaması için. Onun haricinde farklı bir malzememiz de yok. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken husus tığımızla iplerimizin uyumlu olması. Şimdi bu şekilde iplerimi de kesmedim bilerek ki şuradan etrafını dönerken şu fazlalık ipleri zaten içerisinden yürüterek saklayacağım. Geriye kalanları zaten sonunda hep birlikte keseceğim. Şu motiflerin başlangıç kısımları üste denk gelecek. Ona dikkat edelim ve hemen başlayalım. Düğümümü attım. Şimdi öncelikle şu sağ üst köşeye de dediğim gibi bu motifin yapılışını tekrar ekleyeceğim. Oradan tıklayıp yapabilirsiniz. Önce şu dediğim sağ kenarı, bakın bu elimin sağ kenarı olduğu için aynı şekilde sol kenarı öreceğiz. Sol elin kenarı olduğu için baştan aşağı öreceğiz. Bütün kenarı. Yapmamız gereken ilmek kaydırma. Hemen şöyle alttan başlayacağım. Yukarıya doğru, bakın burası yukarı denk gelecek, dikkat edelim. Köşede 2 tane zincir çekmiştim. O zincirlerin içerisinden öncelikle tığımı geçirerek bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde ikinci zincirden de geçiriyorum. Bir sağ taraftaki motifin alt kısmındaki ilmeği alıyorum. Bir sol kenardaki, ardından direkt olarak zaten trabzanlara denk geliyor. Trabzanların sağ taraftaki trabzan, sol taraftaki trabzan derken bu şekilde sağdan soldan ikisini de karşılıklı, aynı sayıda oldukları için zaten karşılıklı oluyor. Başa kadar şurayı komple, şu köşe dahil ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımın linkleri de ekranda gözüküyor. Yazılı açıklamada da mevcut. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Resimler var zaten orada da. Şimdi başa kadar geldik. Son ilmek kaydırmayı da yapıyorum. Burada şimdi yukarıyı öreceğiz. Hiç ipi kesmeden şuradan dönerek bu iki parçayı da yukarıdan birleştireceğiz. Kaldığım yerden bu şekilde öncelikle bir sık iğne örüyorum. Biraz geniş olacak şekilde. Soldaki ilmeğe tekrar bir sık iğne yapıyorum ve bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Köşedeki zincirinde içerisine batarak yine bir tane daha trabzan örüyorum hemen. Şimdi her trabzanın üzerine birer tane trabzan örerek devam ediyoruz. Artırma yapmadan, azaltma da yapmadan tabii ki bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geleyim. Ben şimdi size tarif edeceğim. Şuraya kadar. Sıra sonuna geldim. Şimdi şu zincirlere batınca öncelikle bir tane örüyorum. Köşedeki zincire. İkinci zincire batarken bu şekilde karşıdaki motifin de ikinci zincirine aynı şekilde batarak trabzanımı örüyorum. Birleştiriyorum ikisini. Dönüyoruz. Diğer kenarda kalan zincire de batıp bir trabzan örüyorum. Şimdi başa kadar trabzan üzerine trabzan örerek tekrar başlangıca geliyoruz. Buraya da geldikten sonra ilmek kaydırma yaparak ilk sıramızı kapatıyoruz. Böylece ilk sırada bitti. Şimdi lastik örgü yapmamız gerekiyor öncelikle. Lastik örgü için bu şekilde tığı ilk trabzanın arkasından bu şekilde tığ üstü alarak geçiriyoruz ve trabzan örüyoruz. Bu arka trabzan. Aynı şekilde bir tığ üstü alıp sıradaki trabzanın da önünden değil de bu şekilde arka tarafından tığ geçirerek trabzan örüyoruz. Ve böyle devam edeceğiz. Bir önden bir arkadan derken başa kadar devam ediyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Bu ön trabzan. Diğeri ise arka trabzan. Sırasıyla bir yandan bir yandan başa kadar devam ediyoruz. Böylece lastik örgümüzün yüksekliğini tabii ki istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama ben şöyle birkaç sıra öreceğim. Başa kadar geldim. Yine ilk sırada olduğu gibi ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yeterli buluyorum bunu. Şimdi şu kenarına tersinden öreceğiz. Ters sık iğne yöntemiyle. Önceki trabzana batıp sık iğne örüyorum. Sağdan sola değil de soldan sağa doğru geri geliyoruz bunda. Bu modeli yapmakta ben yapmayı uygun buldum. Böyle sevdim. Siz farklı modeller de yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey de örmeyebilirsiniz. O da yapılabilir tabii ki. Bu eldivenimizin üst kısmına denk geliyor zaten 4 parmağın olduğu kenara. O yüzden yeterli bu şekilde 2 sıra. Şimdi başa kadar şöyle döneceğiz, bitireceğiz. Burada ipi kesiyoruz. Artık yavaş yavaş parmak kısımlarına geçeceğiz. Şurada ipi kesip kapatacağız ve devam edeceğiz. Yine aynı renkle devam edip düğüm atıyorum. Şimdi şu kenarda demiştim. Elin kenarına denk geliyor. Baştan aşağı ilmek kaydırma yaparak bitirdik. Parmak kısmının olduğu tarafa aynı şekilde ilmek kaydırma yapmamız gerekiyor. Bu şekilde iki parçayı da birleştiriyoruz. Yine ilmek kaydırma yaparak. Yalnız dikkat etmemiz gereken husus şudur. Dikkat edin, başa kadar gitmeyeceğiz. Burada parmak kısmını göz önünde bulundurmamız gerektiği için. Köşeden başladım. İlk zincire battım. Bu şekilde şimdi trabzanlara karşılıklı batarak yarısına kadar gideceğim. Motifin tam orta kısmına, yarısına denk gelince orada parmaklığı, yani baş parmağın geçeceği noktayı hazırlamaya, örmeye başlayacağız. Şuradan şuraya kadar, bakın tam şu yeşil kısmın buraya bakarsanız, benimle aynı motifi örerseniz zaten şu yeşil trabzanın hizasında bulunan trabzana kadar geleceğiz. Burada duracağız. Şimdi şurayı hızlıca yapayım ben. Ve burada direkt olarak aynı noktaya bu şekilde batarak devam edeceğiz. Öncelikle bir büyük sık iğne örüyorum. Kenardaki trabzanın kenarındaki ipe batarak tekrar bir sık iğne örüyorum. Bu trabzan olarak sayılıyor. Şimdi trabzan üzerine trabzan örerek motifin kenarına gelene kadar şöyle devam edelim. Abone olmayı da unutmayın hanımlar. Ekranda göründüğü gibi. Şimdi başa kadar geldik. Köşedeki zincirlerin içerisine batıyoruz. Dikkat edelim bu hususa. Zincirin etrafından boşluğa değil de içine. İkinci zincirin içinden geçerken karşıdaki motifinde ikinci zincirin aynı şekilde batarak birleştiriyoruz şimdi burayı. Ve dönüyoruz. Boş kalan zincirin de içinden tığımı geçirip trabzan örüyorum ve burayı da trabzan üzerine trabzan örerek bitiriyorum. İlk trabzanla ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Şimdi şu alt kısımda olduğu gibi, buradaki gibi parmak kısmında da aynı şekilde lastik örgü örmem gerekiyor. O yüzden bu şekilde tığ üstü alıp ilk trabzanın arkasından arka trabzan örüyorum. Kenarına bu şekilde lastik örgü ben çok yakıştırdım. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi arka trabzan yapıyorum. Ön trabzan, arka trabzan derken bu şekilde parmak kısmında öreceğiz. Şurada bakın şu kenar motifin aynısından da buraya yapmaya çalışacağım. Bakın sağ elde yaptım. Uyumlu olması adına aynı şekilde 2 sıra öreceğim. Kenar motifini de yapıp bitireceğim. Sonra kol tarafına denk gelen lastik örgüsünü yapacağız hep birlikte. Buraya o yüzden işlem tekrarı olduğu için hızlıca geçiyorum. Ve şöyle devam etmeden göstereyim. Şu bakın sağ kenar, şu da sol. Elleri üzerine denk getirince dikkat etmemiz gereken husus buydu. Şimdi lastik örgüsünü öreceğiz hep birlikte, kola denk gelen. Kusura bakmayın bu arada biraz ekran hareket ediyor. Doğal olarak video çekmek göründüğünden çok zor. O yüzden böyle aksaklıklar olabiliyor. Şimdi arka tarafa bakan trabzandan başlayalım ki başlangıcımız arka tarafta olsun, elin ön tarafında gözükmesin. Trabzanın üzerine battım. Köşedeki zincire de batıp aynı şekilde trabzan örüyorum. Artık lastik örgüyü sanırsam anlamışsınızdır. Bu şekilde trabzanların üzerine batarak yine trabzan örüyoruz. Şöyle başa kadar devam etmemiz gerekiyor. Burada da döneceğiz. Köşeye denk gelince şu iki kenardaki ipi de birleştirip görüntüyü daha düzgün bir hale getireceğiz. Komple örüp bitiriyoruz şimdi. İlk sıramız trabzandan oluşuyor. İlmek kaydırmayla kapattım. Şimdi tığ üstü alıp arka trabzan örüyorum. Şöyle tam net görebiliyor musunuz bilemiyorum ama şimdi burada bir tane ilmek, bakın bir ön trabzan yapıyorum sırasıyla, bir de sıradaki trabzanın arka ilmeğine batıyorum. Ön trabzan lastik örgüden biraz hafif farklı, bu daha değişik bir görünüme sahip. Diğerinde ise arka ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırada böyle bitti. Sonraki sırayı da göstermek istedim sizlere. Lastik örgüden biraz farklı olduğu için üstü nasıl devam ediyor onu göstermeye çalışacağım size şimdi. Yine ön trabzanın arkasından tığ geçirerek bu şekilde aynı şekilde yine trabzan örüyorum. Yani aynı işleme denk geliyor. Eğer alt kısımda ön trabzan yaptıysam yine ön trabzan yapmam gerekiyor. Sıradakine ise arka tarafta bulunan ipliğe, ilmeğe batarak trabzan örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra öreceğim. Tam net sıra sayısını bakın şöyle göstereyim size. Şu ilk sırayı ördük. Full trabzanlı bu. Tek trabzan. Ardından örmeye başladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra halinde ön trabzanlı örerek bitirdim. Burayı isterseniz biraz daha yüksek yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Ben 5 sıranın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise isterseniz bu kenar motifinden de yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Yükseklik olaraksa şöyle 4,5 santim 5 santime yakın olacak şekilde lastik örgümüz kenar kısmıyla beraber başa kadar bu şekilde 15 santim. Genişlik olaraksa yine yaklaşık 9,5 santim 10 santime yaklaştık. Ölçülerimiz bunlardır. Şimdi lastik örgümü şöyle 5 sıra olacak şekilde yapıp bitireyim, sonucu görelim hep beraber. Ve bitirdik. Gördüğünüz gibi ellerimiz bu şekilde geçirince de şöyle oluyor. Ben çok beğendim bu modeli. Eğer siz de beğendiyseniz videonun beğen butonuna tıklayarak beni desteklerseniz sevinirim. Bu hafta böyle bir tarif paylaştım. Yine böyle bu tarz tarifler istiyorsanız bana yazabilirsiniz videonun yorum kısmından. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Her hafta Cuma günü burada buluşuyoruz yeni bir tarifle, yeni bir videoda. Umarım size de bir faydası olur. Bu arada abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederim. Bütün videolardan haberdar olabilmek için. Bu hafta benden bu kadar diyorum. Haftaya Cuma günü burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.